Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hilal. Biliyorsunuz yurttayım. Yaklaşık bir ay falan daha yurtta kalacağım. Bugün de artık ders çalışmaya başlamamız gerekiyor. Yani yaklaşık 7-10 gün falan var final haftasına. Yani final haftasına girdik yani şu an. O yüzden de biraz son haftaya bırakmış olsak da ders sayımız az diye aslında çok fazla çalışmadık. O yüzden de bu haftayı böyle çalışarak kütüphane falan geçirelim diye düşündük. Şimdi yurt duyurusu geliyor. Evet, duyurudan sonra diyeceğim bir şeyi unuttum. Neyse işte bugün artık kütüphaneye gideceğiz. Kampüsün kütüphanesine gidiyoruz. Orası açık diye biliyorum çünkü merkezi kütüphane. Hem orayı size gösteririm hem de üniversitede son bir kez artık böyle ders çalışmış oluruz diye düşündük. Kahvaltıyı da saat 12'ye kadar süreniz var kahvaltı olarak. Saat şu an 11 çeyrek, 11.30 falan oldu. Hemen onu alıp kahvaltıya dışarı çıkmamız gerekiyor. Yani biz dışarıda kahvaltı yapıyoruz böyle bazı hava güzel olduğu günler. Umarım güzeldir. Değilse artık yukarıda yapacağız ama öyle yani. Karşı tarafta böyle piknik yapılacak yerler var. Hazırlayıp orada yaparız. Daha sonra da buradan hazırlanıp kütüphaneye gideriz. Öyle bu hafta biraz ders çalışmalı, yoğun geçecek. Son final haftamız. O yüzden güzel aslında son olması. Bu arada saçım çok kabarık olabilir. Şu an arkasında karışık, o yüzden biraz çekim görünüyor olabilir. Düzleştirmedim çünkü bir şey yapmadım. Öyle şimdi artık hemen böyle malzemeleri hazırlayalım. Aşağıdan bir şeyler alıp dışarı çıkalım. Soğuk olduğu için gidemedik. O yüzden de artık aşağıda yapalım bir kahvaltı. Sanki bizim artık böyle çekimde. Kahvaltı çekimde. Kahvaltımızı göstereyim. Yanlışlıkla çeyrek diyeceğim ve yarım demişim. O yüzden kocaman bir tostumuz var. Bunu alabilirsin yarısını. Yumurta, domates. Aynen aynen. Aslında biraz az bir şey almış ama sen doymayabilirsin öyle. Yok ben doyurum kanki. Doymasan da olur desem. Öyle biz şimdi kahvaltı yapacağız. Evet, şimdi odaya geldim. Hava biraz gerçekten esiyor. Yani Haziran'da olmamıza rağmen Konya'da gördüğünüz gibi zaten üstümde bir de üşüdüğüm için kalın giyindim. O yüzden şimdi hazırlanacağım. Bu arada bu hafta ya da geldiğimden beri böyle birkaç tane alışveriş yaptım. Yani böyle bakım ürünü falan. Onları size göstereyim. Çünkü böyle videolar çekmeyi seviyorum. İzlemeyi de seviyorum. Öyle şimdi onları göstereyim size. Şimdi aldığım şeyleri göstereceğim de ya şu an saçıma bakıyorum. Ya inatla düzleştirmedim. Çok çirkin duruyor ama düzleştirmeyeceğim. Giderken belki birazcık şekil verebilirim ama şu an böyle dursun. İdare edelim. Şimdi öncelikle kıyafetleri göstereyim. Zaten 2-3 tane bir şey aldım. Şöyle bir body aldım. Çok tatlı bence. Böyle yüksek bel pantolon aldığım için onun üzerine güzel gider diye düşündüm. Gayet de güzel gitti cidden. Yüksek şu kısmı çok tatlı duruyor. Bir tane siyah eteğim var. Onunla çok güzel durdu. Böyle hoş durdu. Onunla beraber de giymeyi düşündüm. Bunun yani bir mağazadan aldım ama internetten yani trend yoldan falan benzerini bulabilirsem linkini koyarım. Daha sonra böyle bir şey aldım. Bence bu şeyle böyle üstünde gömlek falan giyince çok güzel duruyor. Yani sadece onu giyemem tabii ki ama üstüne bir şey giydiğinde ya da işte böyle kısa giydiğinde altına giyince çok güzel duruyor. O yüzden aldım. Bunu da yine trend yoldan gösteririm. Böyle bir şapka aldım. Bunun bende krem rengi var. Belki görmüşsünüzdür. Ama siyahını merak ettim. Böyle belki güzel olur diye. Şu an saçım açık değil ama nasıl oldu? Yani bence güzel olabilir dışarıda falan diye düşündüm. Bunu da yine size linkini bırakırım aşağı. Çok güzel, çok rahat ve %100 pamuk diye biliyorum. Aynen. O yüzden yumuşacık güzel bir şey. Daha sonra geçen Watsons'tan aldım. Bunu da bir arkadaşım tavsiye etmişti. Sonra yorumlar okudum. Çok çok iyi diyorlar. Deotac diye bir aslında krem deodorant diyor. Hep genel sprey kullanıyorum ama onlara da artık güvenememeye başladım. Ya da farklı bir şeyler denemek isteyeyim dedim. Böyle çok küçük bir şey aslında ama uzun süre gidiyor dedi. Bilmiyorum arkadaşım. Daha sonra yorumları okudum. Yani şey ter kokusuna karşı 7 gün falan böyle bir hafta süre korumalı falan diyor.
banyodan sonra kuru cilde uygulayın. Tek bu uygulama ile işte koruma sağlar falan diyor. Bunu 22 liraya da 23 liraya falan aldım. Yani böyle olduğuna bakmayın, küçük ama böyle az az kullanırsanız etkili falan dediler. Henüz çok bir etkisini göremedim. Kullandıktan sonra belki sorarsanız yorum yaparım. Öyle ama güzel bir şeye benziyor. Daha sonra şöyle şu üçünü beraber sipariş ettim. Çünkü bunun ikisini aldım. Eğer şunu da almasam kargo parası verecektim. Dedim ki en azından bunu da almış olayım, kargo parası vermeyeyim. Mantıklı geldi. Bu da yine pastelin nude tonu bir rengi. Ama birazcık daha böyle koyu krem bir şey bekliyordum. Zaten biliyorsunuz o hani resimlerde çok açık görünüyor, yani bilemedim. Bunun numarası 768. Yani uzun tırnakta hiç güzel durmuyor gerçekten. Çünkü altı şeffaf gibi görünüyor. Ama kısa tırnakta böyle parıltılı hoş durabilir. Ama yok yani. Bunun böyle bir koyu tonu varsa bence koyu tonunu alın. Açık ton yani 768 bu. Pek benlik değil ama dediğim gibi kısa tırnakta güzel olabilir. Bunun ikisini sipariş ettim. Ya kargoda gelirken sıkıntı görmüş, kırılmış gelmeden önce. Yani şu içi tamamen kırılmış, takılacak gibi de değil. Nasıl kullanacağım bilmiyorum artık. Başka bir böyle spreyimsi bir şey buna geçireceğim. Bu da kuafın keratin bakım, onarıcı bakım diyor. Aslında şey, kuaföre sordum hani nasıl bir şampuan kullanabilir mi? Tuzsuz şampuan kullan dedi. O yüzden ben de bunun ikisini buldum takım olarak. Aslında indirimde yakaladım. İkisini beraber 50 liraya falan aldım. Yani tabii ki şeyle, ojeyle beraber 55 lira falan oldu. Gayet iyi bence. Denedim. Yani şu çok köpürmüyor. Tuzsuz olduğu için köpürmezmiş. Onu çok bilmiyordum. Ama güzel yani. Koku bilmiyorum nasıl. Biliyorsun, alamıyorum ama şu çok güzel. Saç maskesi diyor, keratin bakım. Bence bu şey yani, yani şu an sarı saçlılar hani saç boyayınca kullanılıyor ama genelde kullanılır mı bilmiyorum. Yumuşacık yapıyor saçı duşta, çok güzel. Ama şey, duştan çıktıktan sonra böyle bir saç hafif kuruttuktan sonra 5 dakika beklemek gerekiyor. Yani duş içinde de yaptım ben. Çünkü çok yumuşatıyor, çok güzel oluyor. Öyle. İkisini aldım. Bakalım bunları kullanacağım mecbur. Çünkü saçım yıpranabilir burada. Çünkü cile falan yaptıramıyorum. Daha sonra gerçekten şu gözüme verdiğim parayı hiçbir şeye vermiyorum. Bu da beni üzüyor. Çünkü neyse işte lens aldım. Şu marka ama şey böyle. Benim göz çevremle alakalı bir şeymiş. O yüzden bu markayı verdi ama öncesinde de bunu kullanmıştım. Bir de böyle dışı yeşilli bir şey kullanmıştım. Tamam, en iyisi bu diye biliyorum. Yani gittiğim yerlerde öyle gördüm. Benim gözüm 2,5 derece bozuk, yani miyop. O yüzden ya gözlük ya da lens takmak zorundayım. Ben de gözlükten artık biraz şey yaptım, sıkıldım. Çünkü buradaki kemiklerimi çıkarmaya başladı iki gözlükte. Rahatsız oldum yani. O yüzden lens aldım. Böyle lensi ayrı. Bunu kaça aldım? 160 liraya falan aldım. 150 liraya. Bir de ayrı olarak lens suyu almak zorundasınız. Şöyle bir de 200 yok 360 milim olması çok iyi. Bunu da kaç oldu ya? İkisi beraber 200 liraya falan geldi. Biraz indirim yaptırdım yani. Öyle 200 liraya denk geldi. Yoksa gerçekten çok pahalanmış lens suyu, lens. Bu zaten içinde çıkıyor bu arada paketi. Lens suyun içinde çıkıyor. Bunun içinde de şöyle göstereyim. 6 tane oluyor. Yani 2-2. Şöyle. Şu an ben ikisini kullanıyorum. Yani birer ay da kullanabiliyorsunuz. İkişer ay kullanıp 6 ay da kullanabiliyorsunuz. O size bağlı. Temiz kullanıyorsanız 6 ay sürüyor yani. İşte 6 aydan sonra tekrar alıyoruz. Böyle şu an gözümde var zaten. Lens takıyorum artık. Çünkü dediğim gibi gerçekten bunu aldım şeyden. Gözlükten. Bir tane güneş kremi aldım. Aslında benim güneş kremi göstermiştim geçen. Hatta durun onu da göstereyim. Evet. Aslında şunu yeni aldım. Şunu göstermek istiyorum. Önce başka bir yere göstermiştim. Bu Garnier'ın 50 faktörlü. 3 yıldır falan, yaklaşık 3-4 yıldır bundan kullanıyorum. Bu 3. paketim falan sanırım ve çok büyük olduğu için gerçekten 1 sene, 1,5 sene gidiyor size. Çok çok güzel. Yüzü de böyle hani yağlı görünmüyor. Çok güzel, sanki BB krem sürmüşsünüz gibi oluyor. O yüzden ben bunu çok beğeniyorum. Şöyle göstereyim alacaksanız. Yani diş kremlerinin fiyatları bayağı uçmuş. İndirimde yakalarsanız. Bu geçen indirimde 95 liraydı sanırım. 200 ml diye hatırlıyorum bu. Aynen 95 liraydı. Bu da aynı. İndirimde 69-70 liraya aldım diye hatırlıyorum. Bunu da bir arkadaşım önerdi. Çok güzeldi. Bu birazcık daha sıvı ona göre. Bu da 50 faktör, yine yüksek koruma diyor.
Yine suya dayanıklı diyor. Yüzümde şu an bu var bu arada. Bundan sürdüm biraz. Başka hiçbir şey sürmüyorum. BB krem falan. Bence güzel. Sıvısını da göstereyim. Hatta şöyle. Bu bayağı sıvı. Şöyle. Ama çok güzel parlatıyor bence. Yazın mutlaka güneş kremi sürün. Yoksa ben bazen unutuyorum. Mesela bu sene çok unuttum sürmeyi. Buralarda leke olmaya başladı yavaş yavaş. O yüzden tekrardan aldım. Yani şunu yüze kullanmayı düşünüyorum. Bunda sıvı olduğu için daha çok kola falan kullanmayı düşünüyorum. Ama yüzde de güzel bence. Güzel bir elbise aldım. Yani şu an rengi nasıl görünecek bilmiyorum ama. Bu da 2 gün önce falan geldi daha. Şöyle bir elbise nasıl göstereyim bunu. Böyle ne çok uzun ne çok kısa. Gayet güzel bir elbise. Ben böyle kolu çok açık sevmiyorum. Rahat edemiyorum. O yüzden böyle hafif böyle olması daha tatlı geliyor bana. Çok hoşuma gitti böyle. Trendyol'dan aldım bunu da. Ama çok üzücü bir şey oldu. Ben 100 küsür liraya aldım. Geldikten sonra bir baktım 70 liraya düşmüş indirimde. Bu beni bir tık üzdü. 36 bedenini aldım ben. Tam oldu. Çok güzel oldu. O yüzden hiçbir yerini yaptırmayacağım yani. Daha çok güzel renkleri var ama bilmiyorum, kırmızı hoşuma gidiyor. Kırmızı deneyim dedim. Genelde lila, mor, pembe falan alıyorum biliyorsunuz. Bu sefer tutayım kendimi. Lilası da vardı ama bu sefer kırmızı alayım dedim. Bence güzel oldu. Yani denedim, beğendim yani. Şimdi hemen çantamı hazırlayalım. Daha sonra da çıkalım. Şimdi çantamı hazırlıyorum. Yine bu. Gerçekten bayağı eskidi ama çok çok seviyorum bunu. Bir de her şey sığdığı için. Daha küçük. Gerçi başka cüzdanlarım da var ama yok. Ben bunu seviyorum. Daha sonra şöyle notları aldım. Burada da biraz not yazacağım yer var. Ve böyle 4 yıldır topladığım bazı notlar var. Gerçi yarısı evde. Bunları tekrar ederim diye düşündüm. Bir de geçen bahsetmiştim, bu kitabı aldım. Bunu okumak istiyorum yine. Bir bölümünü daha bitiririm. Yani bu belki sınavda böyle direkt çıkmaz ama benim için tekrar olur en azından. Şöyle kapatayım. Bu da zaten böyle her konunun olduğu doğum kitabımız. Bundan da mutlaka çalışırım diye düşündüm. O yüzden bunu da alıyorum. Kalemliğim sanırım içeride. Onu da alıp geleyim. Daha sonra bunu da koyar çıkarız. Bu arada termosun aşağıdan kantinden su koyayım. Yani çay koyayım. Orada içerim diye düşündüm. Bu arada öğrenci kartın olmadan kütüphane almıyorlar. Girişte istiyorlar. O yüzden öğrenci kartımı koyuyorum. Sanırım tamam. Şimdi artık çıkabiliriz. Gelecek istasyon. Kampüs giriş. Sayın yolcularımız, gelecek istasyon. Şimdi kampüse geldim. Gördüğünüz gibi burası da bayağı hava kapalı. Kütüphaneye doğru yürüyorum şimdi. Burada tramvay yolu var gördüğünüz gibi. Kampüsün içine girdikten sonra ücretsiz geçebiliyorsunuz. Yani diğer fakültelere ücretsiz gidebiliyorsunuz. Direkt geçiyor ama bugün mesela kapalıymış. Okul varken açık oluyordu. Hemen sağ tarafta gökkuşağı var. Gök diyoruz oraya da. Orada da işte aradığınız her şey var. Kafeler falan. Şu an tam görünmüyor ama ağaçtan. Şu tarafta da tıp fakültesi var. Tüm fakülteler burada. Arka tarafta diş hekimliği falan var. Öyle. Gökte şöyle göstereyim. Evet, merkezi kütüphanemiz de burası. Bunun bir yan tarafında, sol tarafta da yemekhanemiz var. Yani tüm öğrencilerin geldiği yemekhane var. Öyle yani, burası da merkezi kütüphane.
dershaneden çıktım. 2 saat falan çalıştım. O kadar uzun zamandır çalışmıyorum ki sanırım başım ağrımaya başladı. Acıktım. Fatma'nın da işi vardı. Oraya gitti. Şimdi Bosna'da buluşacağız. Bosna'da bilmiyorum ya bir şeyler içeriz. Acıktım. Bir şeyler de yiyebiliriz. Öyle orada buluşuruz. Yakın zaten o yüzden yürüyerek gideceğim. Orada görüşürüz. Kafeden çıktık şimdi. Burada kadar yürüyoruz. Biraz fazla yedik diye. Tam burada ekmeği aldık. Onu yiyorum. Çok sıcak, onu yiyerek gidiyoruz yani. Yani yurtta görüşürüz. Şimdi odaya geldim. Gerçekten bayağı yoruldum çünkü giderken de gelip kendi yürüdüğüm için biraz yorucu oldu. Şimdi akşam yemeğine gideceğiz Fatma'yla aşağı. Daha sonra da işte spor falan yapmaya çalışacağız tabii yapabilirsek. Bugün çünkü tatlıları falan yedik bayağı. Öyle. Yani yiyoruz ama sonrasında dikkat etmeye çalışıyoruz. Böyle saçma sapan değişik bir şey oluyor yani ama dengelemeye çalışıyoruz yani. Öyle şimdi artık aşağı ineceğiz. Gidip tam bu oda ekmeği aldık. O da sıcak yani soğumadan hemen gidip yemek istiyoruz. Öyle yedikten sonra da artık görüşürüz. Bu arada çok konuşamadık. Yani liseden izleyenler de var biliyorum. Lise okuyup da ortaokuldan okuyup da videolarını izleyenler de var. Lise sınavı oldu. Nasıl geçti? Hiç bahsetmedim. Hiç konuşamadım. Alt kısmı bırakırsanız böyle bir merak ediyorum. Nasıl geçti sınavlarınız? Ne istiyordunuz? Sağlık meslek mi? Anadolu Lisesi mi? Zaten sağlık meslekle alakalı bir videom var. Tercih etmeden önce bence mutlaka izleyin. Şuraya bir yere bırakırım onu. Yani onun dışında üniversite sınavı da çok az kaldı. Biliyorum ebelik isteyenler de var. Böyle sağlık bölümü isteyenler de var. Onlarınkini de merak ediyorum. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Yani bayağı az kaldı. Artık muhtemelen deneme falan yapmaya başlamışsınızdır. Bilmiyorum, heyecanlı. Ama böyle son bir ay sonrası çok güzel oluyor. Yani kötü geçse de en azından böyle biraz rahatlıyorsunuz, dinleniyorsunuz. O aşaması güzel oluyor yani. Neyse inşallah hakkınızda hayırlısı olur. Öyle. Bu arada aklıma şey geldi. Acaba diyorum böyle bölümden, başka bölümün arkadaşlarımla hani üniversitede olabilir, bölümle alakalı da olabilir soru cevap mı yapsam? Yani böyle merak ettiğiniz başka bölümler var mı? Mesela hemşirelikten arkadaşım var, onunla video çekmeyi düşünüyorum. Onun dışında hangi bölümlerden böyle merak ettiğiniz sorular varsa atıyorum şu mühendislik ya da işte hukuk, tıp olabilir. Hani bunları merak ediyor musunuz? Arkadaşlarım var, onlara soru sorabilirim, öyle videolar çekebilirim. Yani bunu bir aslında seri haline mi getirsem diye düşündüm. Çünkü tercih zamanına az kaldı, yani üniversite sınavına da az kaldı. O yüzden ya üniversitede burayı okumak isteyenler için de aslında yararlı olacağını düşünüyorum. Öyle, yani siz ne diyorsunuz? Alt kısmı bırakın, merak ediyorum çünkü düşüncelerinizi. Ama artık ben de aşağı iniyorum çünkü Fatma beni bekliyor. Şimdi Fatma'nın odasına geldim. Birazcık uyuduk. Fatma'nın odasında uyuyorum bazen korktuğumdan. Şimdi kahve yapacağız, içeceğiz. Daha sonra da işte bir şeyler izleriz. Akşama doğru da böyle yarım saat, bir saat daha böyle tekrar edelim diyoruz dersi. Sonra da artık yatarız. Çünkü bugün yorulmuşuz bayağı. Öyle şimdi kahve yapacağız. Aşırı beğendiğimiz bir kahve var böyle. Her akşam içtiğimiz, onu göstereyim size. Evet, şu beğendiğimiz kahveyi gösterelim. Aşırı güzel bir şey ya. Ben geçen sile gitmeden önce 4 paket aldım. Sen kaç paket aldın? Aynen. Fatma da 4 paket aldı. Hepsini bitirdik evde. Sadece bu kaldı. Bulabilirsek gidince bir daha alacağız. Bardaklarımız temiz ama sadece lekeli görünüyor bu arada. Sürekli çay içmekten. Şimdi teşekkür ederim. Sen niye önce suyu koyup açtın? Şey, ısındıktan sonra yapınca bu kahveyi yıkadım. Ben de hep yapıyorum ya. Ben hep öyle yaptım. Böyle daha lezzetli oluyor. Teşekkürler. Karıştır, sonra açalım. Hı-hı. Yok, şimdi bakacağım ya. Açtın değil mi? Hı? Ben de şuradan bir şeyler ayarlayayım. Önce bir maden suyumuz vardı sanki. Ya
Laptop'tan. Biraz Wi-Fi'ye geç bağlanıyor telefon. Şey, bilgisayar. O yüzden onu bekliyorum şu an Netflix'e girmek için. Girdikten sonra da bir dizi bulacağım şimdi. Ay çok güzel değil mi ya? Çok güzel ya. Ama şey işte, mesela normal Türk kahvesiyle karıştırınca biraz hani uykun açıyor gibi. Böyle açmıyor bence ya, sence? Öbür Türk kahvesinin tadı daha baskın geliyor. Aynen, karıştırınca çok şey oluyor. O yüzden çok sevmiyorum ikisini karıştırınca. Evet, ben onları yıkayayım. Şuna al. Şuna al, geri gönder. Şurada izleyelim. Laptopu da buraya getireyim. Evet, şimdi kahvelerimizi yaptık. Bir şeyler izleyeceğiz. Sonra ders çalışır mıyız bilmiyorum. Bugün aslında çok da böyle verimli geçmedi ders konusu. Çünkü ilk kez çalıştık uzun zaman sonra, değil mi? Aynen. O yüzden belki de çok şey olmadı, verimli olmadı yani. Hani okuyoruz okuyoruz odaklanamıyoruz. Öyle bir problemimiz oldu. Ama işte bu bir hafta falan mecbur çalışacağız. Öyle yani, final haftası başlığı attığım için şimdi çok çalışmamışsın diyebilirsiniz ama gerçekten yavaş yavaş başlıyorum yani. Bir anda o kadar böyle 4-5 saat odaklanamam. Muhtemelen odaklanamam. O yüzden şimdi bir şeyler izleyeceğiz. Sonra belki çalışırız. Artık videoyu da kapatayım burada. Başka da bahsedeceğimiz bir şey yok herhalde. Yok zaten. Derste çok çalışamıyoruz. Aynen. Şimdi... Hiç içimizden gelmiyor. Yapamıyoruz. Aynen. Olmuyor. Gelir yani. Ama bugün ilk kez çabaladık böyle biraz çalışalım diye. Aynen. Uzun zaman sonra, o yüzdendir. Ara verdikten sonra tekrar çalışmak zor oluyor. Aynen, toparlamak zor oluyor. Öyle. Artık videoyu kapatıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kaç dakika oldu yine bilmiyorum artık. Editte göreceğim. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.